Selam arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Bugün Tokat'ın Zile Kiraz Festivali'ndeyiz. Onun için de açılışı kiraz ağaçlarının arasında yapmak istedim. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Kiraz Festivali'ne gidiyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi burada da Zile'mizin kirazları, kiraz yarışmasına katılacak kiraz sahipleri kirazlarını getiriyorlar. Burada sergiliyorlar ve daha sonra jüriler geliyor. Bunlar jüriler ziraat mühendisleri, öyle sıradan kişiler değil. İşte kirazın tadına göre ve büyüklüğüne göre karar veriyorlar ve birinci, ikinci, üçüncüyü seçiyorlar. Ondan sonra da biliyorsunuz Zile'mizin meşhur bir de batı var. Bat yarışması da olacak aynı zamanda. Ve bat yarışmasının jürisi de Eren Kaşıkçı, MasterChef Türkiye şampiyonu. Arkadaşlar, size kiraz festivali hakkında size küçük bir bilgi vereyim. Bir de bu kiraz festivali hakkında anım var. Şöyle küçük bir not almıştım, yanlış yapmayayım diye. Arkadaşlar, Zile Kiraz Festivali ilk defa 1965 yılında Turizm ve Tanıtma Derneği tarafından Kiraz Bayramı olarak başlatılıyor. Ve 1977 yılından itibaren ise Altın Kiraz Festivali ismiyle her yıl geleneksel olan Kiraz Festivali düzenleniyor. Küçük bir anımı anlatayım Kiraz Festivali hakkında. Ben 11 yaşımda Zile'ye geldim. Köyden çıktıktan sonra ilkokulu bitirdik ve ortaokul 1'i Zile'de okudum. Ve ilk 11 yaşımda ilk paramı da Kiraz Festivali'nden kazandım. Biliyorsunuz havalar o zaman biraz daha çok sıcaktı. Bugün biraz hava yağmurlu ama. Ve o zamanlarda soğuk su satıyordum arkadaşlar. Öyle şişe su falan değil. Böyle bir testiye su dolduruyordum. Bardakla satıyordum. İlk paramı oradan kazandım. Ve bu bağlarda yine en çok parayı da salyangoz toplayarak kazandım arkadaşlar. Evet, şimdi yağmur yağdığında biliyorsunuz salyangozlar çok çıkıyor. Ve ben de salyangozlardan çok para kazandım. Bu Zile bağlarında çok güzel bir anım vardı. Evet, şimdi festivalin içine doğru gidiyoruz. Evet arkadaşlar, geleneksel festival ve piknik alanına giriş yapıyoruz. Zaten bu girişte gördüğünüz gibi hemen her yerde tabii ki pamuk şeker satanları görürsünüz. Daha sonra tabii ki Tokat'ımızın olmazsa olmaz meşhur Tokat yaprağı. Abim kolay gelsin. Tokat'ımızın meşhur yaprakları değil mi? Evet. Olmazsa olmaz tabii ki samaver çayımız hemen yanında. Evet, gördüğünüz arkadaş sabah erkenden gelen arkadaşlar var. Bu stand kuran arkadaşlar gördüğünüz gibi satılacak standlarını açmışlar. Diğer arkadaşlar da ailecek gelmişler. Kahvaltılarını yapıyorlar. Bunlar da meşhur peynirler. Bunlara sonra küçük detaylı göstereceğim. Sabah sabah dönerimiz bile hazır. Kolay gelsin. Biraz sonra geleceğim zaten tek tek. Şöyle bir sayalım. Bunlar da gördüğünüz gibi el işi, el yapımı konservelerimiz. Ki çok severim. Kolay gelsin ablam. Burası da resim basıyor değil mi ablam? Evet. Fincan üzerine baskı yapanlar. Abi kolay gelsin. Uğrarım biraz sonra. Eğer siz de hatırayı severseniz benim gibi Cebeci Matbaa'ya uğrayabilirsiniz. Reklam parasını alırım sonra. Evet, gördüğünüz gibi ablalarımız gelmişler. Sabah kahvaltısını yapıyorlar. Oo, el işi eriştelerimiz gördüğünüz gibi. Bunlar da yöresel ürünlerimiz. Olmazsa olmaz Tokat yaprağımız ve Zile pekmezimiz. Teşekkürler ablam. Abi kolay gelsin. Abim de sabah kahvaltıya gelmiş buraya. Evet. Değil mi? Evet, gördüğünüz gibi. Bu abim biraz daha şey yapmış. Mangal bir tarafta, semaver bir tarafta sabah kahvaltısına gelmişler. Kolay gelsin. Afiyet olsun abim. Arkadaşlar, burada da bugün konuşmasını ve yapılacak müziğin sahnesini kuran arkadaşlarımız. Abim kolay gelsin. Alo. Alo. Bunlar da alo alo 1 2 3 diyorlar. Ses hazır olacak. Alo. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlarımız gelmişler. Yukarıda oturanlar da var gördüğünüz gibi. Tamam, çekiyorum seni. Geleceğim biraz sonra. Yakından alacağım. Evet, gördüğünüz gibi her yer hazır şu an. Piknik alanımız. Oh. Zileli hemşerim gelmişler. Sabah sabah kahvaltı yapıyorlar. Bu doğada, güzel havada. Evet, ablalarımız burada. Şöyle bir
Alo. Şöyle göstereyim, ondan sonra yakın geçeceğiz. Abim afiyet olsun. Eyvallah. Beraber olsun. Çok teşekkürler. Ben çalışıyorum. Size kolay gelsin. Sağ ol. Adil Geziyor YouTube kanalım. Evet. Evet, arkadaşlarım da gördüğünüz gibi semaveri bayağı tütütmüşler. Abim kolay gelsin. Olmazsa olmaz semaverimiz tabii. Semaver çayı. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi herkes sabah erkenden gelmiş. Önce kahvaltısını yapacaklar. Ve kahvaltıdan sonra da Kiraz Festivali başlıyor. Evet arkadaşlar, şimdi dur şu ablamı göstereyim önce. Merhabalar, günaydınlar. Benim çoraplarımı ve iç çamaşırlarımı aldığım pazarcı ablam. Zile ve Turhal'da devamlı görüşüyoruz. Bakın bakın şu kahvaltının güzelliğine bakın. Görüyorsunuz değil mi? Hepsi ev yapımı, organik. Evet. Görüyorsunuz sabah erkenden gelmişler, kahvaltı yapıyorlar. Aney nasılsın? Aney kurban olurum sana. İyiyim. Adın ne senin? Gülizar. Gülizar vallahi. Amcamın kızının ismi de Gülizar. Nasılsın, iyi misin? Allah'a şükür. Allah iyilik versin cümlemize. Abim de karşıda çay yudumluyor. Evet arkadaşlar. Şimdi ablalarımız kahvaltısını yapsınlar. Ben devam ediyorum. Tabak hazırlayayım. Yapma ya. Ben de mi yiyeyim? Evet evet. Ya kilo alırım diye korkuyorum vallahi. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi pazarcı ablamın yanına geldim. Eğer Zile ve Turhal pazarına giderseniz iç çamaşırı, çorap falan az mı olursa, ablam bir numaradır. Hep oradan alıyorum zaten. Ayakkabı ve terlik de var aynı zamanda. Evet, şimdi sağ olsunlar beni kahvaltıya davet ettiler. Ben çalışmayı bırakıyorum. Şimdi hep beraber şöyle güzel bir kahvaltı yapacağız. Ondan sonra festivale devam edeceğiz. Adın ne senin? Ayaz. Ayaz. Benim küçük oğlum Mehmet Aslan Mertcan. Tanıştırın kendinizi. Tanıştır kendini. Adım Mehmet Aslan Örnek. Sen? Mertcan Örnek. Mertcan Örnek. Anladığım kadarıyla soy isminiz Örnek. Tamam. Evet arkadaşlar, şimdi biz kahvaltı yapıyoruz. Kahvaltıdan sonra görüşüyoruz. Evet. Kiraz Festivalimizin gülü. Anne, adın neydi senin? Gülizar. Gülizar Anne ile beraberiz. Evet, Kiraz Festivali'ni Gülizar Anne ile gezeceğiz. Evet. Geleceklerimiz bunlar arkadaşlar, gördüğünüz gibi memleketimizin gelecekleri. Merhaba, ben Dilek, ismim Dilek Akgül, ev hanımıyım. Bugün Kiraz Festivali olduğu için stand açtım, ürünlerimi tanıtmak istiyorum. Su böreği, kendi el emeğim, köy yumurtası ve doğal köy peyniriyle yapılmış su böreği. Dilimli de satıyorum, tepsiyle de. Eriştem, doğal yumurta ve sütle yapıyorum, kendim yaptım. Kuskus, muhacir tarhanası diye, muhacir kuskusu diye de geçiyor. Özel kalburda yapılıyor. İçeriğinde sadece yumurta ve süt var. Bu da tarhana. Tarhana da süt ve unla yapılıyor. Bu da muhacir tarhanası diye geçiyor. Sütle de pişiriliyor aynı tarhana. Salçayla da pişiriliyor. Nanemi kendim kuruttum, kendim yaptım. Bahçeden? Bahçeden. Reyhan yine öyle. Madımak konservesi. Herkese tanıtmak isterim. Çok güzel. Dışarıya götürmek isteyenler için. Üzüm pekmezi, doğal pekmez. Kendim yaptım. Elma püresi. Ve kestane şekerini de kendim yaptım. Kestane şekeri. Kestane şekeri. Evet, pastalarda da kullanılıyor. Çok güzel. Elma sirkesi. Ayva sirkesi çok güzel. Mideye, mide dostu ayva sirkesi. Zayıflatma. Reçelini gördüm de sirkesini ilk defa görüyorum. Sirkesi çok doğal. İnternetten bakabilirsiniz. Yaprağım çok güzel, doğal. Bildiş yaprağı. Kendim salamura yaptım. Yeşil alıp kendim salamura yaptım. Cim biber turşusunu kendim yaptım. Sirke turşusu da kendi el emeğim. Kendim yaptım. Bunlar hepsi diğer sirkeleri, el yapımı evet, değil mi? Evet, çilek reçellerimi, diğer soslarımı hepsini kendim yaptım. Kendi el emeğim hepsi. Yani on parmakta on marifet mi diyoruz? Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür çok ederim. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar, bu da meşhur zile pekmezinin yapılışı mı ablam? Evet, ev yapılışı. Evet, ev yapılışı. Doğal ev yapılışı. Evet, şimdi siz bana anlatın. Böyle. Zilemizin her evde yapılan doğal, böyle bu elimdeki DNA zelve deniyor. Zelve, evet. Çala çala böyle beyazlatıyoruz. Beyazlayana kadar devam ediyoruz değil mi? Evet, evet. Yani meşhur zile pekmezi dediğimiz bu yani. Evet.
Bir de sıvı pekmezimiz var. O da var. Burada kalanoz da var, evet. Sıvı pekmezimiz var. Ama bu bizim doğal Zile'nin geleneksel çalma pekmezimiz. Evet arkadaşlar, eğer Zile'nin geleneksel çalma pekmezini görmediyseniz görelim hep beraber. Evet, doğal Zile pekmezimiz. Bu böyle çırpa çırpa beyaz oluyor. Beyaz olacak. Tabi duru pekmez rengindeydi. Bir kırmızıydı. Böyle çırparak beyaz oluyor. Bu daha beyaz olacak çaldıkça. İçine hava kabarcığı girdik. Tabi olduğu için, kabarcık olduğu için daha lezzetli. Efendim kızım? İşin iyi tarafı sıçrama olayı yok. Önce biraz sıçırıyor bu hale gelene kadar. Öyle mi? Bu hale gelene kadar mı? Evet. Evet. Evet arkadaşlar, meşhur Zile pekmezi. Zile pekmezinin yapılışını canlı canlı görüyoruz işte. Meşhur Zile'nin çalma pekmezimiz şu an yemeğe hazır, tam kıvamına geldi. Evet arkadaşlar, panayırların ve eğlencelerin, festivallerin olmazsa olmazı pamuk şekerimiz. Değil mi abi? Evet. Abi bu neyden yapılıyor pamuk şekeri? Şekerle gıda boyası abi, başka bir şey şeker yok. Şeker ve gıda boyası. Evet. Evet, şeker ve gıda boyasından yapılan pamuk şekerimiz. Çocukların en çok bulunduğu bölge burası, evet, genellikle. Evet, gençler o tarafta. Evet arkadaşlar, bu da Zile'mizin meşhur nohutu. Biz küçüklüğümüzde köyde çok yerdik ve şu anda da getirmiş arkadaşlar nohut. Evet, ahşap üzerine yapılmış yakma resimler. Ve bunların hepsi el emeği arkadaşlar. Böyle fabrikada falan yapılmıyor. Ne diyorlar? El emeği göz nuru. Kolyelerden işte takılarak küpelere, bilekliklere. Ben gideyim de para alayım da gelin. Haydi, bak sonra bir bakayım. Elekleriniz de var. Hoş geldiniz. Tarhanacı Yaşar olarak standımız, ilk standımız. Tarhanacı Yaşar. Aynen öyle. Evet, tarhanacı kardeşimiz. 6-7 yıldır yaptığımız tarhanalarımızla şu an Tokat bölge olarak, Samsun bölge olarak her tarafa çok şükür yollamaktayız. Nasıl yapıyorsun tarhananın yapılış maddeleri? Nasıl yapıyoruz? Yarma. Evet. Biz sütten alıyoruz mesela, çoğu yoğurttan yapar ama biz sütten alıyoruz, aşama aşama geçiyoruz. Anladım. Sütten yoğurt yapıyoruz, yoğurttan yoğurt yağı yapıyoruz. Her yerde üretilmez. Yağ da bizim kendi ürünümüzdür bu arada. Tarhana? Şey, toz tarhana. Aynen, toz tarhana. Bu da şey. Kuru tarhana da. Kuru tarhana, evet. Peynirler. Ürünlerimiz aynen. Hepsi bizim kendi bizzat ürettiğimiz ürünler. Yoğurttan, yarmadan çok güzel Zile'mizin meşhur tarhanası. Meşhur tarhanası, evet. Şu arkayı da bir alayım tabii arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi burada tarhanalarımız. Kuru tarhana dediğimiz. Çökelek. Meşhur çökeleğimiz, peynirimiz. Teşekkürler. Rica ederim. Kolay gelsin. Yürekler, sağ olun. İsa Erdoğan. İsa Erdoğan. Tokat Zile. Yapraklarımızda Tokat Zile, Erba ve çevre köylerden yetişip pazarımıza sunuyoruz. En meşhur yaprak Erba'nın kimi? Öyle şu diyorlar. An Erba. Normalde Zile de yetiştiricisi olmadığı için bağları Erba. Artık eğne cam açtık. Eskisi gibi için, değil. Evet. Sistem olarak şu an Erba. Erba, evet. Ama sonuçta Tokat'ımızın sonuçta yaprağı. Aynen, Tokat. Aynen, Tokat yaprağı. Evet. Şöyle yaprağımızı da gösterelim. Şu şekilde. Tokat yaprağının özelliği ne? Dünyaca ünlü ince, Tokat. İnce olması, tüysüz olması. İnce ve tüysüz. Maya hoş, lezzetli olur. Anladım. Yani yurt dışına ve ihracatlarımız var. Evet, tüm yurt dışında, evet. Tüm Avrupa ülkelerinde meşhur aynen. Tokat yaprağı her yerde var. Doğru. Aynen. İstanbul'da, yani Türkiye'nin her yerinde bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Ama bu da... bazen dikkat etsinler, ince olsun, tüysüz olsun. Manisa yaprağında Tokat yaprağı diye satıyorlar. Anladım. Ama Tokat'ımız gibi bambaşka. Aynen, aynen. Evet. Aynen. Evet. Evet arkadaşlar, hava biraz karıştı.
Sabah biraz yağmurluydu, durdu ama şu anda yine yağmur başlamak üzere. Onun için ben de kazağımı giydim. Gördüğünüz gibi insanlar yavaş yavaş gelmeye başladılar. Kalabalık oluşuyor. Yağmur da olsa, hava kapalı da olsa biliyorsunuz bugün eğlence. Bugün bu eğlenceyi hep beraber yapacağız. Evet. Buraya giren herkese ikramımız olacak. Sıraya geçin. Evet arkadaşlar, tamam. Burada da ücretsiz gözleme. Ücretsiz gözleme derdi. Evet, evet. Gözleme Zile Belediyesi'nden gördüğünüz gibi. Birsan'ın fabrikası. Benim gibi Birsan'ın fabrikası. Evet. Benim gibi gözlemeyi sevenler sıraya durmuş. Geliyorum abi, gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, burası gözleme sırası. Teşekkürler ediyoruz şöyle durmamıza. Benim en çok sevdiğim yerlerden birisi de bu palyaçoların olduğu yerler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hem çocukları biraz da olsa eğlendiriyorlar, hem de en azından çocuklar buradayken aileleri de festivalin tadını rahat rahat çıkarıyorlar diyelim. Burada da güzel kardeşlerimiz coşmuşlar, gidiyorlar vallahi işte. En sevdiğim böyle neşeli insanlar. Çok severim, çok. Harikalar. Burada da gördüğünüz gibi çocuklarımız, bunu biz köyde de yapıyorduk, çuval yarışı. En sona kalan yarışmayı kazanacak. Şaşkın ördek, bir dahaki sefere sen kesin okurursun. Hadi görüşürüz bakalım. Gel oğlum. Cevizli mi bu? Cevizli. Cevizli. Cevizli, evet. Zilemizin katmeri mi oluyor? Evet. Zile, meşhur zile katmeri. Evet, cevizdir. Şöyle bükerek yapılıyor. Kaymakam yağlısı var. Evet. Bugün sadece katmer yapıyoruz değil mi? Evet, cevizdir. Arkadaşlar, Kiraz Festivali'nde Ali Deryol abimi gördüm. Büyük bir maceramız var. Semer çekimi yaptık. İki haftada yapacağı iş iki günde bitirttirdim. Ama telefonda problem olunca silindi. Ama Ali kardeşimle inşallah bir daha çekeceğiz. Tamam. Yani hiç merak etmeyin. Semer görüntülerini göreceğiz Ali abimle. Bu da işte Zile'mizin meşhur batı arkadaşlar. Şimdi herkes batını getirmiş, buraya sergiledi ve biraz sonra jüriler kararını verecek. İşte biliyorsunuz batı Zile'de olmazsa olmaz. Yani Zile'ye gelip de bat yemeden giderseniz Zile'ye hiç geldim demeyin.
Şimdi burada jüri arkadaşımız da önce dediğim gibi Eren Kaşıkçı, Türkiye MasterChef şampiyonu, görüntüde gördüğümüz arkadaşımız. Bu ve bunun yanında birkaç kişi daha var. İşte bu batı tadacaklar. Batın kalitesine, güzelliğine göre karar verecekler. Birinciyi seçecekler diyelim. Evet arkadaşlar, bu da Zile'mizin meşhur batı. Ve burada gelen misafirlere bat ikram ediyorlar. Gördüğünüz gibi herkes sırada. Tavağını kapat. Meşhur Zile'nin batından yiyecek. Yani Tokat Zile'ye gelir de Tokat yaprağı sarması yemeden gitmek olmaz dedim ve ben de kendime gördüğünüz gibi aldım ve Tokat yaprağından Tokat sarması yiyoruz. Burada güvercin uçuracaklar. Barış güvercini diyelim. Zile'de güvercin işiyle uğraşan arkadaşlar getirmişler buraya. Böyle güzel güzel bir güzellik olsun diye. Şimdi burada belediye başkanı ve diğer arkadaşlar güvercin uçuracaklar. Barış, dostluk ve kardeşlik diyelim. Ve şimdi hazırlanıyor. Güvercinimizi havaya salacağız. Zile'nin güvercin yetiştiricilerinin getirdiği güvercinler. Salıyoruz yukarı. Ve atıyoruz. Alkışlıyoruz kuşlarımızı. Bereket olsun, bolluk olsun. Evet, jürilerimiz kirazları kontrol ediyorlar. Herkes kirazın tadına göre not veriyorlar. Bir müsaade etseniz hani bir hareket etsin. Biraz sonra hangi numaranın kazandığını jüriler karar verecek. Hangi kirazın tadı daha güzelse tabii. Fikret Eşat. Şimdi ilk önce katılımcıların teşekkür belgelerini verelim, değil mi? Evet arkadaşlar, böylelikle bir kiraz festivalinin sonuna geldik. Kiraz jüriler kararını verdi. Ortalık biraz kalabalıktı. Kazanan kazandı. Hediyesini aldı. Kiraz ve bat değerlendirmesi yapıldı. Jüriler kararını verdi. Evet, herkes hediyesini aldı gitti. Ne diyelim? Başka zaman başka yerde başka güzel programlara görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay.